Esselamu Aleyküm aziz talebeler. Tılsımcılık fenni boyunca nöbeteki mevzumuz başlayınız. Bugünkü mevzu til içtimai hadise, tilin tabiatı ve mahiyeti. Tilin içtimai hadise heykelliği hakkında, tilin tabiatı ve mahiyeti hakkında ötken gel az gına düşündürüş bir gel edik. Yani til bir yakki alınan şahs için emez, belki cemaat üçün ekerliği, cemiyet üçün ekerliği, cem, onun için tildeki bir üçün cem oluş gerekliği ve tabiatı hakkında onun kanda yararlaşıp mahiyatı hakkında o tildeki nümay için kereyli hakkında kıskaca tohtalanan edik. Bugün şu mevzu boyunca bu tılsımcılık için cüde muhum mesele bafurcara. Bilesler, objektif varlık esasen iki nerseden. Osman, ilahiyat, yer, maddiyattan ibaret. Şunun ortasında insanlar yaşaydı. İnsan, adamlar yaşaydı. Yerde dünya kelamız, yer ruhumuz ilahiyat keketedir. Hop, adam kim bu? İnsan kim özü? İnsan dünyada yaralgan ve trik hayat geçirişi mevcudatlardır. İşte en alisi. O başkalarından şu tamamen farkladı ki onda ruh var. O gapir biledi. O fikir almaşadı. O yarata aladı. O mehnet kıla aladı. O müeyyen manada dünyanı özgertir aladı. Fakat yaşaş, ya ki olmasa, yeyiş iç için yaralganamaz. Şimdi onu dünya keliş hakkında fende insanlar, adamlar, bu adam suman maymunlardan yaralgan ve bu cüda uzak devam etken, tahminen 2,5 milyon yıl burun adam suman maymunlarda homo habitis, yani o bu nerse kabul adam. Ya ki 2 milyonu aldın, Homo erectus, dört ayaklı bir yürüyüşten iki ayakta kadın tiklap bilgen adam. 1,5 milyon aldın Homo fabers, yani koluna kural alıp, tayak alıp, yatağı aşağı alıp, şuna okşan bir nerse bilen hayatı için faydalanış mümkün bulan adam. Ana ondan ki 1 milyon aldın ki adamlar homo sapiens, yani oylu uçu adam, fikir kılı uçu adam, oylap iş tadı yani adam. Ve hazır payda onu bir 5. nambar homo economics deyildi, yani bir iktisadiyat adam. Bu şu adam, insaniyet tarihinde bu şimdi numaralar var. Yani bir ikinci fikir var ki bu biz bunu dini nokta üzerinden görmemiz adamını Allah Teala yaratkan ve Kur'an-ı Kerim ve şuna okşayan dini menbeleri yakarsanız Allah adamını laydan yarattı. Fülep can krizdi. Mevcudatları arası da aziz ve mükerrem kıldı. Yerde özünü halifesi kıldı. Değildi. Şimdi şöyle de bir aziz ve mükerrem de kendilerse bir itibar verişimiz gerek. Aziz bu, biz özümüz için kadırdan, mihriban de kendilersemez. Aziz, bu öte güçlü, kudretli manası var bunun Arap dilinde. Şu derecede güçlü, şu derecede kudretli ki, o 18 bin alamda birer nerseden mağlup olmuyordu. Onun peşinesi galiplik yazılgan. Uçunda küçük duratka iyi ki kanadı bombası uç biledi. Ya ki bu nefes alış, zabralar bombası su askıya kiraladı. Ve dünyada iyi mevcudatlar bir artas bundan nispeten vaktince kalıp gelişi mümkün. Umman alganda o mutlak galip sablanır. Şunun için siz şunu bilin ki sizler insan süpeti de öte küçük kette küçüğe kudretke iyiyiz. Siz kılıp bilmediğin derseniz bu olmuyordu. Hemen derseni kılarlısın mümkün. Yani mükerrem kıldı degeni, mükerrem kıldı degeni, o keremi keyni sakavadı, keyni adam.
Qısqa aytganda özü yem idi, şeriginə yedirədi. Özü kim idi, şeriginə kiydirədi. Nimayı ki, yaxşı nərsə bolsa, əvvəla özünü gözdə tutmasdan, yəni ikinci bir yanındakı adamın nəzərdə tutadı deyən mənada. Oşa mükərrəm qıldı. Şu iki nərsə insana has boğan nərsələr. Və ona keyingisi təlimi əsma kəramət qıldı deyilədi. Təlimi əsma, yəni isimlər haqqında təlim. Oşa nərsələrdə namlarını öyrətdi. Əvvəla, məsələn, bu kuyaş, bu yer, bu asman deyib namlar öyrətkən olsa, Qalqan rivacıda onu qalbığa salıb duradı deyən nəzərələr var. Hələ bu haqda yenə biz toxtalamız. Çünki 5-6 söz bilən başlanan bilən, məsələn, ərəb dildə 3,5 milyon söz var. Üzbek dildə 1,5 milyon söz var. Bunlar da həməsini Allah təala başa qalbığa salış arxalı öyrətib deyən deyib aydılar. Yəni, şümlə til yüzə yekəkən. Bu insan haqqıda, insan haqqıda. İnsan, oşa er, əyal və balalar bilən onu davamı, həyata davam qaladı. İndi ona şu oşa obyektiv varlıqdır, obyektiv varlıqdır, mənə şu obyektiv varlıqdır, çünüş üçün, biliş üçün, 5 xüsusi əza ət aqılgən. O körədi, o eşdədi, o hit bilədi, tən bilədi, təni arqalı sezədi. Və şunlardır, oşa körüş, eşdiş, nəmək körgənini biliş üçün müəyyən mənada ona an və axıl həm verilgən. Bunlar koş bərilədi. Oşa körüş qan dəyi verilgən olsa, insan turqandan gözünü qan dəyi açsa və birinci avazlarda eşdə başlayan dəyi an və axıl həm müəyyən mənada insana tuğma verilədi. Hələ onu aqlı östü, onu anı açdı deyən sözlər var. Bu, mənə də köçmə mənədə çönüş gərək. Çünki, məsələn, körəmiz, ləkin bir ayrı bir nəsələ olunca körünməsə yaxşıraq, qara yaxşıraq nəzər sal deyilədi. Ləkin, çalaraq eşsə yaxşıraq eş deyilədi. Oşa, anam şunu deyin, oşa, çalaraq anlansa, anını yaxşıraq eşə sal, aqıldı işlət deyən mənədə. Oşa berilgən, sizə berilgən təbii an və aqıldan yenə yaxşıraq faydalanışı mümkün. Şu mənədə. Çünki oşa aqıl örgətə deyən bir arta vasitəsə, bir arta təlim dərgahı yox. Bərçə məktəb və universitetlər bilinməyə rəşədi. Şu mənədə, qısqadraq aytdəndə şu mənədə şünüş gərək. İndi, xub, bizə oşa 5-də xüsusi əza berildi. İndi biz şunu bilən iş tutuşumuz gərək, şunu bilən dünyaya gəldik, gözümüzü açamız və bu əzalarımız öz-özdən işə düşədi, dünyanı anlaşdı, bizə köməkləşədi. Obyektiv varlıq bu, məsələn, teorik ətrafımız. Biz subyekt olsaq, teorik ətrafımız obyektiv varlıq savlanır. Yəni, oşa 18 min aləm. Yəni, biz gözlə körə deyən, qulağımız bilən iş deyən, yəni, yi deyən və hidini bilə deyən nəsələrdir, bərkəz. Və biz obyektiv varlıq deyimiz. Oşa obyektiv varlıq nəsələrdən ibarət, nəsə. Canlı nəsələr kim ərsə davam aytamız, ləkin əslədə nəsələrdən, orasılar predmet deyidi, aldığınızda durğan nəsə. Nemislərəm, gey genişdən deyilsin, alın demək, köz alınızda durğan nərsələr. Arqanik ölümümüz o, alınımızda durğan nərsələr. Onlar adətdə konkret. Hadisələr görəz, gün çıxadı, kuyaş batadı, şamal oladı. Demək, bir hadisələrdən ibarət. Yəni, bur yağadı, qar yağadı. Uruş boladı, cəncəl boladı, toy boladı, bunlar həməz xadisə. Bunlar müəyyən mənədə abstrakt çünüşü mümkün bu nəsələrdir. Konkret nərsələr, başa, şimdi düşünün ki, 5 xüsusi əzamız arqalı anlayıdıqən nərsələr, ruhan anlayıdıqən nərsələr, bunlar məhum, abstrakt nərsələr, ruhumuz arqalı. Keçə bir qısqaraq aytqan edəm, ruh bu,
Oşa Allah Teala'nın bizge püflep can kirizgende öz tenesinden oşa can bilen birge oşa öz ruhudan kısman bergenliğini düşünüşümüz gelir. Şu ruh. Çünkü başka nesillerde ruh yok. Ösümlüklerde can var. Ruh yok. Hayvanlarda can var. Ruh yok. Ana şimdi oşa nesiller biz şunu içidemiz. Şimdi biz şunu müşahede kılışımız gerek. Müşahede. Müşahede ne demek yani? Müşahede sözünün özellikle şahit söz var. Şahit. Yani şahit olmak gerek. Oşa körgen derseniz de şahitlik kılmak gerek. İşiten derseniz de şahitlik kılmak gerek. Yani güvahlık vermek gerek. Yani gördüğünüz kara renk, kara demek siz şuna güvahsız. Gördüğünüz kızıl, siz şuna güvahsız. Gördüğünüz hayvan, tülkü mesela, siz şuna şahitsiz. Yediğiniz meyve, siz şuna şahitsiz. O şey nesillerde ya şahitlik kılıç, bu mu? Arap dilinde müşahede kılıç deydi. Yani dünyanı anlaş. Dünyanı anlaş. Başa şu müşahadan eksini hatta biz tefekkür de babaytamız. Yani onu fikirleş ve onu etelik düşünüş, ne hikayeliğini biliş. Bu işe kılıngan derseler, için hareket başa müşahada sablanır. İnsanın müşahadası. Şimdi elbette başa müşahadada ruh gerek, ruh. Körüş mümkün, lakin ne kör yani anlaş için ruh yardımlaşadı. Sözde işte köresiz, lakin bunun ne manası ekerliğini anlaş için ruh köbekleşadı. Mesela bizde ruhan aciz adamlar var, ruhan aciz adamlar var. Onlar körgen nersesi, ne körgen nersesi bilmiyordu çünkü ruh aciz. Ya ki işitgen nersesini bekler, ya ki hatta yegen nersesini bilmesi mümkün. Çünkü onlar ruhan aciz sorunlar. Çünkü güçlü, güçlü ruh gerek. Hop, ana indi biz oşa obyektif varlıkta müşahada kıldık, kördük. Kanazık nerseler köp. Alam ne özü 18 bin nerse cüde köp, cüde köp. Onlarda farklılaş gerek birbirinden. Onun için onlara nam koyuş gerek, nam. Namlaş gerek obyektif varlıkta. Ama isim koyuş gerek. Özümüz Selim'in aitkende ad koyuş gerek, ad koyuş gerek. Eğer şunu koymasak, onu farklılaş kıyın. O hakta fikir bildiriş, o hakta yapırış kıyın. Aytamız bu mesela, Arabler 3,5 milyon nerseye ad koyuşkan. 3,5 milyon nerseye. Şimdi bunun için onu keşf kılıp biliş gerek. O şey nerseyi körüp biliş gerek. Mesela rengin sözü, hoca renginde bundan beri ben şunu kördüm de yani. Başka da ona rengin nurunu kör bilmeydi. O rengi şunu kör yani. Şunu dinleseler var ki biz adeta tört ünsürdü bilemiz. Toprak, su, hava, ot. Oşa elenge manasında. Başka hemmelerler şunu aralaşmasından teşkil olan. Hatta tiriklik üçün hem şu tört denerse cüde zarur. Başka planetlerden tiriklik kıdırgan da şu yerde su var mı? Şu yerde toprak var mı? Şu yerde ot var mı? Şu yerde su var mı? Deyip kararladı. Şular bulsa tiriklik buluşu mümkün. İnsan topraktan Allah Teala bizi laydan yasal değil mi? Topraktan yasalgan insanın tenesinde şu tört denerse mevcut buluşu gerek. Bulmasa adam öyledi. Şulardan bir tutası yetmese öyledi. Şu manada şu tört denerseden başlangan, hemen nerse namlanış. Hoca, Özbek dilimizde yakında 1,5 milyon değişti. Navai babamız, hoca 28 bin söz, ayrım söz işletken olsa 1 milyon 300 bin söz işletken iken cemi olup. Hop, ana, şu hoca objektif varlık namlaş için nam bir söz gerek. Oşa namlar berse söz. Mesela at, nomen diyemiz, nam de yani. Arablar isim dedi. Biz at diyemiz yani. At diyemiz. Yani fiil. Oşa hareket bildirdi yani sözler. Yani sıfat. Oşa
predmeti belgisini bildirir degen sözler. Bunlar da söz deyimiz, söz. Şu hali söz hakkında yine kengerek toktalarmız, lakin sözlü meykelliği yine toluk anlaşılmadan şüphet geçer. Söz ne özü söz. Mesela bana sözler değil mi? Til. Ne de yani o til? Til, hop. Ne için söz? Onun mahiyeti ne? Ne mi özü bu? Söz de yani nasıl? Ne de? Yani şu manada onu til, oysa söz karasak, til şunaslıkta onu tilin en küçük müstakil kullanılışı, müstakil manada. Ege böyle gidiyorlar. Doğru. Sözler müstakil kullanılırdı, müstakil manada ege olurdu. Tilin en küçük birliği hesaplanırdı. Ve biz bunu söylediğimiz. Şunu bile aitildi mi onun tarifinde? Şunu bile biz çündük mü onu? Tuala çünüş kıyın. Onu tavuş tamamı, ya ki varsa mana tamamı hakkında hiç kanaka gep gitmedi. Lakin şu söz kanda yara aldı şu. Allah Teala kalbimize sanmasın kanda sağladı şunu kalbimize. Ne mani bildirirdi o? Mesela İngilizler word dedi. Nemesler das word dedi. Onun manası kadimde manası kuvanç haykırığı dedi. Adamlar nerselerde namlaganlar ve kuanganlar. Bazen sizler til örgeneseler, birer nersen namını o şey örgenetken tilinizde bilseniz, siz kuanas. Kuanç haykırığı, şadlık sedası değiller. Peki Ruslar slova dedi. Bu insana şükret getirgen nerse, şan getirgen nerse, slava bile bağlı. Peki mesela Sanskrit'te lipi, nakış dedi. Ya bizde söz, Farsça'da var bu söz. Karasanız onun iki manası var. İğne ya ki iğne bilen tokalayan nakş. Birisi kuansa, birisi iğne azabını seçim. Söz şunu dinlerse. Bir söz bile adamını öldürüş mümkün, bir söz bile adamı tırıltırış mümkün. Bir söz bile keyfiyet gösteriş mümkün, bir söz bile keyfiyet düşürüş mümkün. Bir söz bile adamını kesel kılış mümkün, bir söz bile adamını sağaytırış mümkün. O, hele dünyada nesillerde anlayıştan başka. Hele bunlar o hakikaten kendilerine toktalamış. Şu manada söz, bunun karanında tavuşlardan ibaret. Tavuşlar. Oca tırşınaslıkta sözler yüzde kilişim, başta adamlar tavuşlar bilen, böyle müracaat kılınan müeyyen tavuşlar bilen. Bu, müeyyen manada doğru, hele hazıran mesela ayrım tavuşlar, bir tavuşta özü mena bildirir. Mesela bizlerde u deyen tavuşumuz var, u. Ben sen u, demek ki ben sen sen, u, üçüncü bir nefse u deyiş bile. Sanskrit dilinde değerli bir tavuşta 3-4 manası var hatta. 33 tavuşu var, 33 tavuşunu, 30'a yakını öz manasını yiyor, tavuşta özü. Rus dilinden başlayan tavuşlar, Fransız dilinden başlayan bir diğer tavuşlar. Lakin asla asla tavuşlar birleşip sözler teşkil kıla başlayan. Sözler. Oysa ruvajlanış gereğinde. Ve sözler yüzeye yani. İki tavuştan ibaret, üç tavuştan ibaret ve sözce karap, oysa koşma sözce karap. Oysa tavuşlar sana aşağı var. Şu esasla, yeterlik, nüfeyde buluştu evvel tavuşlar ki onlar birleşip yani sözler üstüne kendiyle. Ya şu nesnelerde özün manası var, manası ve mezmunu var. Demek ki manası ne mene ataydı, ne mene körsetedi ve ne mene bize malumat verir. Mezmunu ne mene ibaret, ne mene ibaret. O şey nesnelerin aslında ne mene var? Taş mı, temir mi, yağaç mı, ya ki minerallar mı, ya ki başkalar mı? Bu mezmunu hakkında. Bu akşam keyin hali toktalamız. Her fay tavuş fani etki oraya de, emel fani etki bunu. İki yıl damıda örgenesiz. Leksikoloji, üçüncü kurta leksikoloji fani var. Menalar hakkında biz müfessel tohtalamış. Ana yendi, oşa söz. Şimdi bir üç burçak var, üç burçak. Şimdi üç burçak var. O predmet körsetedi. Ve bizge o şey predmet hakkında düşünce verirdi. Ve o şey düşünce mena bilen birleşer diyemiz. Şu üç burçak,
Başka nesilleri namlaşdı. Nümayeni namlıydı. Və qadir çünki belə bu da bir müəyyən gəmiyyətdir, belgi hesablanadı. İndi düşüncə deyəndə şu nəsəri bilin ki, düşüncə bu Farsi, Türkiyə sözü düşünmaqdan düşünmaq. Və düşünmaq, bunu ne qarədim varsa, özellikle tüş sözü var. Tüş, düşmaq buraca, düşmaq. Şuna mı yenə bir çıxır haqqıla deyəm olsaq, demək, o şey düşədi, qayır geçirədi, kalba düşədi. O şey nerselerde namını elbette biz kalp geçirmemiz gerek. Yine tiller öğreniyorsanız, biriniz Nemis tili, biriniz Fransız tili, biriniz İngiliz tili öğreniyorsanız, demek ki sözlerde öğrenen peyni, ne fakat yadlaş gerek. Yadlaş hala hiç nersemez onu, kalp geçirmemiz gerek. Kalp ya, o şey buyur geçirmemiz gerek. Demek şuna düşürseniz, siz düşünce ağam olasınız. Tahminen şimdi bir köç merak marada, tahminen şimdi. Lakin itibar verirseniz, düşün, çe, tüş, tüştü, ün, o şey, özlük koşmuşası. Çesi var, çe, az elde deyin, düşünce deyinlerse, sizi biliminiz, sizi o şey nesnelerde objektif varlıkta farklılaş küçüğünüz, hali köpemez deyin. O düşünedi deyin, tola biledi deyinlerse mez. Onda düşünce var deyinlerse, tola biledi deyinmez. Mesela palo pişir şarkıda düşünce var, çünkü lakin palo pişir bilmeyeceğiz. Ya ki, mesela İngiliz, ya ki, Nemis tili haqqında sizdə düşüncə var, lakin toluq gəpirişi bilmirsiniz. Yəni, toluq məlumata bilimgə eləməzsiniz. Onun üçün mənə də bu nəsəni bir etibar alıb qoysanızlar boladı. Xob, yəni şu üç burçak köp nəsələrdən imarətdir. Məsələn, o şey sözlü bildiniz, predmetdən namladınız, müəyyən düşüncəyə keldiniz. Demək siz müəyyən fikirə gelişiniz gərək. Fikir bu, hani fikrini ait dediğimiz, eşitken, körgen, bilgen derseler hakkında sizi hulasanız. Benim fikrim şu, yani benim hulasam şu. Siz örgendiniz, muşakada kıldınız, müeyyen bir tasdika geldiniz, müeyyen bir hüküme geldiniz, biz bunu, benim fikrim diyemiz şuna sen. Şimdi şimdi tefekkür var, tefekkür. Ben fikir bile bağlı neseler, onu esletmem, ötmedim ya tefekkür. Bu, müşahada cereyanı. Tefekkürleş, o senin dünyanı anlaş cereyanı. Fikir tefekkürden keyin buladı. Yani mefkür ediyemiz, o şey, çünkü ne derseniz, özünüzün maksadınıza bağlı bir iş tutuş. Yani gaye ediyemiz, uyan maksadlı fikir. Fikriniz var, lakin bir maksat esaslı. Çünkü maksatsız yok, maksat işte bu miydi? Hani şimdi oy dediğimiz, oy. Oy bu, oşa objektif varlıkını, çünkü için bu hareket bu. Oyla dediğimiz bu. Demek ki sen şimdi çünkü hareket kıl şuna sen. Gördün, eşittin, şimdi şunu çünkü hareket kıl. Çünkü hareket kılış bu oy hesablanır. Kendi tasavvur dediğimiz tasavvur. Şimdi tasavvur kıl da yenilersen var. Oysa gördüğünüz nerseniz şu sözü namladınız, şimdi siz tasavvur kıl. Tasavvurda özellikle de tasvir var, tasvir. Resim var, resim. Yani siz körgen, ya ki eşitgen, ya ki yegen, işgen nerselerinizde resmini gözünüze alınır, öp geliş gerek. Resmen. Böyle siz her bir nersede resim var, her bir nersede resim var. Konkret nerselerde hemmesinde resim var. Hatta tasavvurlardan bir özü şey yasaş mümkün resimler. Şu mənada her bir nesini aslında resim oladı. Her bir nesinin özünün görünüşü var, resmi var. Ve siz şu haqda gəpirgen peytinizde şunu oşan resim, oşan şunu təsviri köz aldığınızda geldi ve siz gəpirəsiniz. Bu tasavvur hesablanır. Ama şimdi en mühumu bunlardı, en mühumu hayal. Hayal, bizim fikrimizce hele lügatlarımızda keyin izahlanılmadı bu söz. Hayal deyen sözü izahlanmaktan kararsanız, oy fikir, tasavvur, düşünce deyip koyadı. Yani fikir demedisi, tasavvur, oy, düşünce, hayal deyip koyadı. Değerli farklanılmıydı. Başta sinonimler bilen, onlardan nümayeliği aytılmak gibi oladı. Lekin sinonimler, bunlar iki söz. Sinonim buluşun, alakıda söz buluş gerek. Demek ki bir yerden 5-6 söz var bana.
Onlar oxşaşmayla ege bulan bilər, onlar da namlosu nesiller, başqa-başqa nesiller. Hani şu mənada həyal, bu, bunu şimdi düşünmek gerek ki, həyal insanın ruhu bilan bağlı bu nərsə. Ruh bilan bağlı. Həm məsələn, ruh bilan bağlı. Lakin bu, değerli ruhunuzu özü bu. Siz hayal kılsanız, böyle nesan hayal kılsanız, ruhunuz hem şu yerde buladı. O şey Allah talep vergemiz ya, ruh o şey yerde buladı. Hayal kılıp oturgan bulsanız, siz özünüzde bulmuşsunuz. Hayala verilen adamı tursanız yıkıladı. Bu nümayetliğini bilmiydi. O şeyde bu duran nesanı görmüydü. Oturup tutuyor da, hayali başka cahide. Közü görüp oturup tutuyor, lakin çünmüydü o. Görgen nesnesini anlamıyordu o. Çünkü ruh başka cahide. Demek ki hayal başka cahide. Şu menede o şu hayaldı sel ruhtu ifade şekilde ya menede düşünseniz yanlış bu muydu şahsen? Çünkü hayal bile ötken zamandan barb gelişmiyor. Çünkü ruhunuz barb geledi keçeceği. Mesela tüşten ve yan menede o şey ruh bile bağlaş mümkün. Düşünüzde ruh bile iş tutarsın. Hatta aşağıda adam tuş görerdi, ruh çıkıp yeterdi, kayıt gelmezse adam ölüşü mümkün. Bunu tahminen şunu dinlerse de düşünseniz, yanlış mısınız bu nesene. Ruhu güçlü adamlar ertegen barf gelişi mümkün. Onlar da bizler oşak beş araççı, Falbin, ya ki Perihan, yine bir nesler deyimiz. Onlar şimdi güçlü adamlar sorulanadı ki, onlar da ruhu ertegen barf gelişi mümkün, indigen barf gelişi mümkün. Ötken zamanda bizki barf gelip bilerdi. Her isteyen bir adamla ki, bu da kıyın. Lakin şimdi aramızda adamlar var ki, onlar ertegen barf gelişmiş, körüp biledi. Oşa başaratçılar, oşa mesela Van dediğimiz şular, 100 yıl, 200 yıl, hatta 1000 yıldan kengi bu kadar nesillerden körüp biledi. Çünkü oşa adamlardı ruhu, özü kör olsa bu ruhu, barf gelişen mənada. Tabi düşünülse bir etibara layık, bir hakikaten malikirak nesil. Düşünülüşü mümkün, o şey hayal mənasında, o şey ruh mənasında. Mesela biz Allah'ta ilah, en büyük ruh da düşünemiz, en büyük ruh da düşünemiz, onun için vakti yok, ruh için vakti yok. Vakti yok, o isteyen peyde, o şey dünyanın başlarına şey yok, isteyen peyde, ahir zaman ve başka nesillerde mesela o körüp bilerdi, o şey ruh körüp bilerdi. Çünkü o şey vakt. De ruh bile iş yok. Mesela siz hayalinizi alıp gelin. Mesela o şey ananızı esleyin. Vakt öttü mü ötmedi mi bilmeyiz. O yerde vakti yok. O yerde bir sekundda ben anamı esleyip bildim. Ya ki mesela sekundu falan böyleydi esleyip yok. Bu sekund, minut değil nesiller. Mesela nisbi nesiller. O şey vakti biliş için bu hareketler, vakti biliş için bu belirler hesablanan. Vakti düşünüş cüda kıyınlarsa, vakti nümeykele düşünüş cüda kıyınlarsa. Çünkü bu ruhumuz bilen bağlık. O zaman da ruh için vakti gereğemez. Ana bu hayal, o şey hayal. Yani biz hayalperestler ve başkalar dediğimiz müeyyen manada bir selbirak manalar var. Lakin aslında o şey hayaldı. Ruhumuz ifadesi egerliğini bilip iş tutan bulsanız, o tülçünazlıkta yine biz iş tutamız. Şimdi ana müeyyen fikir, müeyyen tefekkür, müeyyen tasavvurlara ege bulduk. Şunlarda biz oşa cemaatta, cemaada, dostlar bilen gepleş edeyen bosak, aytaylık şu münazara buldu deyildi. Yani, bu Arapça söz özellikle nezer var demek, her kim öz dünya karşısına ait şöyle, körgen nesnesine ait bildi. Muhakeme bu oldu dediğimiz muhakeme, etibar verseniz de muhakeme sözü adeta bu edle işlerine kullanıldı. Çünkü onun özellikle hüküm var, hüküm. Hüküm kılındı buranın her şeyi. Hüküm kılındı. Yani bu şeyse muhakeme kılındı dese elbette karar ve hüküm oluş gerek. Yani o zaman mubahase kılındı dediğimiz, demek ki bahs kılındı, bahs. Onun özellikle bahs var. Siz bu dediniz mi, ben bu dedim. Yemen'de o şehirde bir türlü fikirler çıktı, her gün fikirini. Yani mülahaza, bu oldu mülahazası, fikir mülahazaya ait. Demek ki mülahazada izah sözü var, izah. Demek ki sen bu nerseni izahla degen nerse. Aynen şu manada o şey, fikir, tefekkür,
mülahazə, münazərə, mühakəmə, mübahəsə və başqa sözlərim həmməsi müəyyən mənada til bilən bağlıq və insanın ruhu bilən bağlıq mənəsidir. Şu mənada bugünkü məruzəmizi toxtatamız, savallar bolsa, seminar oxtuşlarınızı birərsələr, yenə bir kenyirək bir cavab zərur bolsa, oxtuşunuz şu nəsəni aitsa, mən kengi məruzələrimdə sizlərə bəyan qılamam. Bugünkü məruzədə qatnaşqanınız üçün rəhmət, xayır, nəbiyyətli səfər gəcək. Rəhmət.